Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur Dökmez. Takı yapımında kullandığımız metal halkaların nerelerde kullanıldığını, nasıl düzgün bir şekilde açılıp kapandığını, hangi aletleri kullanabileceğimizi anlatacağım. Bu video takı yapımına yeni başlayanlar için ön bir bilgi olacak. Umarım bilmeyenler için faydalı bir bilgi olur. Biliyorsunuz her videoda yani her modelle başlamadan önce gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Çok fazla gerekli olan malzeme yok bu sefer. Halkalarımız gerekecek ve aletlerimiz. Bunları size nasıl kullanıldığını anlatacağım. Halkalarımız gördüğünüz gibi kalın olanları da var, ince olanları ve büyük olanı ve küçük olanı da var. Hangi modeli kullanmak istiyorsanız ona göre halkanızı seçiyorsunuz. Her zaman kullandığımız bir boy. Mini mini şu an bilmiyorum ama 4-5 milimlik olması lazım. Böyle bir şekilde bileklikte uygulamışım. Burada da yine aynı. Tek kapama da kullanmışım. Yani örneklerimiz bu şekilde. İsterseniz bunu kolyede, bileklikte ve küpede de kullanabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum. Bazı halkalar kendiliğinden açılabiliyor. Yani bu sertlik derecesiyle alakalı. Mesela küçüklerde çok önemli. Diyelim Miyuki ile bir bileklik yaptınız ve halkayı oraya geçirdiniz. Tabii ki ucuna da başka kapama takıp işte asansör kapama diyelim. Her çekmede açılacağı için o yüzden sert olması gerekiyor bu halkanın. Alet olarak böyle alet kullanıyorum. Biri çok sivri uçlu. Sivri uçlu olmasının sebebi mesela böyle küçük halkalar için rahatlıkla alabilmek için büyüklerle bunu yapmak biraz daha zor oluyor. Bu şekilde rahat tutabiliyorum yani. Tabii ki bu kalınla da tutabilirim ama biraz daha zor oluyor. Bir de şu çok önemli, bu kısımları tırtırlı olmayacak. Buna önem verin. Çünkü metalleri çizebilir. Burayı tuttuğumuz zaman metalde çizik oluşabilir. O yüzden dediğim gibi düz olmasına önem verin. Mesela bunu da ikinci alet olarak kullanabilirsiniz. Ama çok zor oluyor bununla. Niye derseniz, düzgün olmuyor. Eğrilik oluşabilir. Tam tutmadığı için şu kısmı. O yüzden size iki tane böyle alet öneririm. İkisi de aynı boyda olabilir. Ama biri büyük, biri küçük de olabilir. Şimdi elimize halkayı alıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi burada halkanın ayrılan kısmı var. Bunu tam ortalıyorum ve buradan geniş tarafından tutuyorum. Bunun da geliş tarafından tutuyorum. Şöyle. Şöyle ayarlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yakın plandan çekmeye çalışıyorum. Rahat görmeniz için. Böyle hemen yaptığınız zaman açılıyor. Ve tekrar yaptığınızda kapanıyor. Şöyle yapalım. Bunu eşit bir şekilde yani uç kısmını eğerken düzgün eğmeniz lazım. Gördüğünüz gibi sıfır kapanıyor. Şöyle yapayım, net olsun. Sıfır kapanması için dediğim gibi tekrar gösteriyorum. Ortalıyoruz. Ucundan böyle tutarsanız eğri olur. Böyle ortalıyoruz ikisini de. Böyle hemen kendimize ya da ön tarafa doğru böyle eğdiğimizde açılıyor. Girdiriyorum. Girdirdikten sonra yine tekrar tutuyorum. Öbürünü de eşit bir şekilde tuttuğumda şöyle kaydırdığım zaman gördüğünüz gibi kapanıyor. Şöyle tutalım. Ve açılma oluşmaz. Size bir dahaki videoda da bunu da anlatacağım. Bu yüzüğün
ne işe yaradığını. Umarım bu kısa bilgi hoşunuza gitmiştir. Yani işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.